Emir Hazretleri, Kılıç Hasan'ın kardeşinin götürüldüğünü gördüm. Divan-ı Ala'da af mı çıktı? Çıktı. Lakin yalnız Elçin Hatun için. Suikastı yapanların Anadolu'daki Türkmenler olduğuna kanaat getirdi sultanımız. Şükür üzerimizdeki kara bulutlar dağıldı. Bana düşen bir vazife var mıdır? Vardır. Sultanımız sefer fermanını bana vermiştir. Sen de herkes gibi benim Anadolu'dan zaferle dönüşümü bekleyesin. Siz kılıçlarınızı birbirinize sallaya durun. Nihai zafer davamızın olacak. Asıl siz bizim zaferimizi bekleyin. Melik Tapar dahi canından olacaktı ki... o herkes tarafından bilinen veliahtınızdır. Gizlediğiniz oğlunuz açığa çıkar ise... kopacak fırtına tahtı, tacı ve hanedanı silip süpürür. Sen nasıl böyle bir kelam edersin? Hanedanımın kaderini kendi ferasetine mi bağlarsın? Yıllar evvel benliğimi terk edip hacelik hilatını giydim. O günden beridir ki şahsi nazarım ile değil, makamımın mesuliyeti ile görüp tartıp öyle konuşurum. Lakin cüretin makamını aşmaktadır hacı. Benim buyruğuma direnmek hükümranlığıma saygısızlıktır. Buyruğunuzu makam terazisinde değil, akıl ve gönül terazisinde tartmak icap eder sultanım. Devletimiz için faydalı olan oğlunuzu görmemeniz ve dahi sormamanızdır. Tıpkı yıllar önce verdiğiniz söz gibi. Neyin faydalı neyin faydasız olacağını senin kadar ben de iyi bilirim. Oğlumu bana göstermeyerek ne yapmaya çalışırsın? Yoksa benim bilmediğim bir gayem mi vardır oğlumun üzerinden? Doğduğunuz günden beridir, neredeyse 40 yılı vardır sizinleyim. Ahmet meselesi, devleti, hanedanı nice sarsar bilmem. Lakin imdiden 40 yılı çatırdattı sultanım. Oğlumu bana göster ki o 40 yıl temelinden yıkılmasın. Hacı.